Değerli izleyenler, coşar tohumculuk çalışmalarını İmren buğday çeşidiyle bizlere anlatmaya devam edecek. Öncelikle çok değerli hocamız Bayram Özdemir ile başlayalım. Evet hocam, e, önceki çeşidi değerli izleyicilerimize anlattık ve şu anda da İmren tohum çeşidini bu arazide Sayın Mehmet Coşar üretimine devam ediyor. İmren çeşidinin artıları nelerdir? Farklılıkları nelerdir? E, üretim anlamında ee, ...yine süreç ne kadar sürdü... ...İmren çeşidini de sizlerden dinleyelim hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, biz e, İmren çeşidi de Emin Bey çeşidimiz gibi... ...bir önceki çeşit gibi 2009 yılında tescil oldu. Biz o sene iki tane şampiyon tescil ettirdik. Kalite şampiyonumuz, ilk çeşidimiz Emin Bey'di. Verim şampiyonumuz da İmren çeşidimiz. İç Anadolu bölgesinde dediğim gibi... ...biraz önce de söylediğim gibi... E, ...biz kuru şartlar çalışırız ama destek sulu sulaya karşı ya da su kullanım etkinliği, gübre kullanım etkinliği çok yüksek çeşitlerde performanslarını arttırırlar. Mesela imren ortalama 350-400 kilo da verirken destek sulu koşurlarda 800 kilolara kadar ortalama bir verim verilebiliyor. Biraz sonra çiftçi uygulamasında ya da tohumluktaki şeyleri Mehmet Beyler verir rakamları. Bu çeşit verimiyle ön plana çıkıyor. Kalite kabul edilebilir sınırlar içerisinde ama bizim İmren'i tescil amacımız zaten tescilinde bizim mevzuatımıza göre bir özellik bakımından diğer genotiplerden, diğer mevcut tescilli çeşitlerden öne çıkması lazımdı. İmren birinci sırada çıktı verim bakımından hala da verim bakımından İmren'i şu ana kadar geçen ne biz tescil ettirebildik ne de diğer tescillerde Olmadı. Yurt dışından gelenler de aynı şekilde. Ee, Çeşitimiz e, geçit bölgelerinde biraz daha çok performansını arttırmaktadır. Bunun sebebi de İç Anadolu'nun biraz iklim şartları ve yağış durumu düşüktür. Sıcaklık biraz daha yüksektir ama geçitler biraz daha serin olduğundan dolayı e, bitki fazla stres yemiyor. Yağış da biraz daha İç Anadolu'ya göre arttırılıyor. E, fazla alıyor ve yetiştirme periyotundan aldığından dolayı çok iyi performans gösteriyor. Destek sulu şartlarda olursa zaten bunu Konya ve Karaman'daki çiftçilerin e, ilk başta biz çıkarttık. Kalitede Emin Bey çok ciddi fark attı. E, verim bakımında imrendi e, Emin Bey'in çok pazarı olunca çiftçilerden gelen talep üzerine tekrar biz e, imreni üretmeye başladık. Burada da en başarılı uygulamalardan birini Mehmet Beyler yaptı. Mehmet Beyler de şu anda sözleşme hakkı. Çeşit de bayağı performanslı, güzel bir çeşit. Uzun sürede Türk tarımına hizmet edeceğini düşünüyorum. Evet, İmren çeşidi anlamında Türkiye'nin başka hangi noktalarında denendi? Gerçi Mehmet Bey de ifade edecektir ama. Ha, ben şunu söyleyeyim, biz zaten çeşit tescil ederken belli yerleri seçeriz. Biz kuraklık stresi için altın seçiyoruz. Sürekli lokasyonlar, ekmeklik makarnalık buğdaylarımız, arpalarımız burada muhakkak test ederiz. Yani İç Anadolu'nun en kötü şartları, yani çölden biraz daha iyi bir yer, ee, soğuk zara soğuk içinde e, Sivas Ulaş, yağ donduranın e, olduğu bölgede soğuktan etkilenip etkilenmediğine bakarız. Bu çeşitlerimiz yani e, Doğu Anadolu dahil her tarafa gidebiliyor. Çünkü çok ciddi bir soğuk direnin, direnci de var. Sıcağı ve kurağa karşı da toleransları yüksek. Bir diğer önemli kriter topraktaki bizim maalesef topraklarımızın bir kısmında biraz abi, biyotik ve abiyotik stres faktörleri çok fazla. Malya tarım işletmesi de TGM malya tarım işletmesi de bu konuda en iyi arazilerden biri. Yani İç Anadolu'nun ortalaması olarak da bizim e, ikizce uygulama çiftliğimiz var. Haymana yolu üzerinde. Bunların hepsini değerlendirerek yine birkaç lokasyon daha ekliyoruz. Ayrıca ülkesel projemiz var. Bunun kapsamında da 12 ayrı lokasyonda da çeşitlerimizi test ettiriyoruz. Biz neredeyse Türkiye ortalaması gibi bir ortalamayla çeşitlerin performansına bakıyoruz. Bizim çeşitler bir yazlık sahil kuşağında olmaz. Çünkü vernalizasyon ihtiyacı vardır. Bu karşılanmazsa bizimkiler çim gibi yerde kalır, sapa kalkmazlar. Onun dışında sahilin yüksek yerlerinde bile Emin Bey olsun, İmren olsun çok büyük talep gören çeşitlerimizdendir. Ekmeklik budaylardan da bu konuda çok talep geliyor. Ekilen yerlerde var. Yine sedimentasyonu Emin Bey'e göre yine iyi performans hocam. Ee, yok Emin Bey bir numara. Emin Bey hakikaten yani dediğim gibi e, yani Emin Bey dünyadaki e, kışlık dilimde çünkü yazlık dilim farklıdır, kışlık dilim farklıdır. Bu e, bitkinin tamamen e, gün hassasiyetiyle alakalı bir de e, kışlıklarda e, soğuklama ihtiyacı karşılanmazsa biraz önce söylediğim gibi sapak kalkmazlar. E, çok fazla çalışan da yok. Türkiye Cumhuriyetlerinde biraz daha var ama dünyada da... E, yani bir numara diyebiliriz yani ya da ilk ikinin üçünün içerisine girebilir deriz. Hakikaten dediğim gibi biz de 10 sene sonra 2019'da tescilli bir çeşidimizle Vehbi Bey'le. Onu da yad edelim bizim rahmetli e, hem daire başkanımız da Bitki ıslahçıları Alt Birliği'nin kurucu başkanıydı. E, en sonunda görevi de Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı'ydı. E, 1 Mart'ta kaybettik. Allah rahmet eylesin, çok emekleri var, Türk tarımına çok e, katkıları oldu. Gaylesi Türk tarımıydı. E, Vehbi Bey de hakikaten onun adına yaraşır bir çeşit oldu. Dediğim gibi Emin Bey'in çok çok üzerine çıkamadık ama birer puanla en azından geçmeyi başarabildik 10 sene sonra. Emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Hocam. Evet Burak Bey, sizleri de tanıyalım. İmren çeşidinde hangi uygulamaları gerçekleştirdiniz? Ne zaman suladınız, ne zaman gübrelediniz veya hangi gübreleri kullanaraktan bu verimi yakaladınız efendim? Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, biz Coşarlar tohumculuk olarak e, 6 yıldır bu işi yapıyoruz ama e, şirketin yani amcamlar olsun babamlar olsun e, bu işi 30 senedir 35 senedir tarımın içerisinde sürekli yorulan insanlar tabii ki. Ee, biz burada kısaca özetlemek gerekirse İmren Buğdayı'ndaki bakımımızı e, 5-15 Kasım tarihlerinde ekimini 20-25 kilo DAP gübresiyle sulu şartlarda tabii ki. E, Kraşta da 15-20 kilogram e, DAP gübresiyle ekimi yaptık. Bunun e, bahar gübrelemesini sulu şartlarda Genelde sulu şartları söylüyoruz çünkü çiftçi biraz şey yapıyor sulu şartlarda. Sulu şartlarda biz bahar gübresini iki dönemde veriyoruz. İki dönemde verdiğimiz bahar gübresinin birincisini 10-12 kilogram nit şey olan yavaş salınımlı akıllı gübre inhibitörlü dediğimiz üre şeklinde veriyoruz. İkinci ikinciyi de e, granül formundaki amonyum sülfat kullanıyoruz. Onu da yine 10-12 kilogram kuru e, sulu şartlarda e, 6 ile 8 kilogram civarı da e, kıraç, yani kuru ortamlarda veriyoruz. E, daha sonraki dönemde e, şey uygulamamızı ot ilaçlaması yaparken de Dekaray 100 gram 500 gram civarında tabi Bu seneye özel oldu biraz da 500 gram civarında iki uygulamada Sıvı gübre uygulaması yaptık En sonda Bu pas ve süne Mücadelesi yaparken de Bu da bu seneye Özel bir uygulamamız oldu Geçmiş senelerde çünkü Denediğimiz tarlalara özel şeyimiz vardı Orada da iki 100 gram civarında çinko, bor ve iz elementlerle beraber şey yaptık. Bu pas ve süne ilacıyla beraber gübre verdik. Herkese bereketli ve hayırlı hasatlar diliyorum. Evet Burak Bey bir sorum daha olacak size Buyurun. de iklim değişiklikleri. Sizin uygulamalarınızda farklılıklar gösterebiliyor tabii mu? Tabii ki yıl e, yıl yılı tutmaz derler tabii ki e, çiftçilikte. E, yılın şartlarına göre davranmak daha e, ürünün sağlığı ve sıhhat açısından daha uygun oluyor. Yani geçmiş senelerde geçtiğimiz sene 2021 yılında e, şey bir yıldı mesela kurak bir yıldı çok kurak bir yıldı kışın yağış olmadı. Bahar yağmurları istenilen düzeyde olmadı. Ee, onun için orada biraz daha tabii ki gübre e, oranlarımız daha düşüktü yani. İklime göre uygulamalar. İklime göre uygulamalarda farklılıklar var. Evet. evet. çok teşekkür ediyoruz Mehmet Koşar abimize dönelim. Evet Mehmet abi elinize sağlık, emeğinize Rica sağlık. Ee, şu an burada 450 dekarda e, tohumluk üretiminiz devam ediyor. Evet. Ee, hedeflerimiz nedir? Kaç kilo alacağız? Ee, daha önceki yıllarda farklılıklar var mı? Sizlerden İmren çeşidinde, de sizin açınızdan önemini de alaraktan dinleyelim efendim. Teşekkür ederim. 2017 yılındaki ihalede e, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırması'nda ihalesini aldığım, almış olduğumuz bu İmren buğdayını 5 yıldır üretiyoruz. Her yıl talep gittikçe çoğalıyor. E, yeteri kadar ürettiğimizi düşünüyorum. Ancak e, şunu söyleyeyim. İmren buğdayı gerçekten İç Anadolu bölgesinde sulu şartlarda biz bir ton civarında alıyoruz. 900 kilo ile bir ton arasında alıyoruz. Dekara. bin metrekare. Bunu da söylerken dekar bazı yerlerde yanlış anlaşılıyor. Oyun yayla karışmasın. Evet, e, evet. Alıyoruz ama bir, bugün için Elbistan'da bir ton 300 kiloya kadar geçiş bölgelerinde alınabiliyor. Afyon, Dinar, Denizli, Eskişehir, e, Eskişehir e, Konya buralarda da e, bir ton 200 kiloya kadar verim yapıyor. Tabii ki bakıma, yılın şartlarına göre, bakıma göre değişiyor. E, bitki ne istiyorsa onu vermek gerekiyor. Tarlaya e, bir defa değil, iki defa değil, gerekirse üç dört defa girmek gerekiyor ki farkındaysanız traktör izlerini e, en son uygulamamızı biz bir hafta önce yaptık e, teknik yerinden ben e, şey e, yardımcı oluyorum üretimi sağ olsun yeğenim Burak e, takip ediyor İnşallah hasatta hasat derken de bu çekimi yaptığımızda inşallah buradan da bu sene bir tonları görmeyi diliyoruz. Hedefimiz bu. Herkese hayırlı ürünler, hayırlı bolu hasatlar diliyorum. Evet Mehmet Bey, tohumluk üretiyorsunuz ve bölgelerden talep geldiği takdirde bu tohumluk üretiminiz yeterli bir tonajda mı efendim? Şu anda bütün ülke çapındaki talepleri karşılıyoruz. Ama gittikçe talep artıyor. Biz de üretimimizi ona göre yükseltiyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız da çiftçi. E, bu sene sözleşmeli ekim yaptığımız bir arkadaşımız. E, Ona da soralım o zaman. İsterseniz kendisine evet. verelim. Hoş geldiniz. Sizleri Hoş tanıyalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. boğaziyen çiftçilerinden zekeri Akça. Ben bu imren çeşidini 3 yıl önce bir arkadaşın tasfiyesi üzerine e, ektim. Ektim ve ektiğim sonuçta e, bakımlarında güzel yaptığım e, ve güzel bir sonuç aldım. ...bu çeşitten, himmet çeşitinden... Ee, ...güzel sonucu alınca... tabi ister istemez... E, ...buğdayı o yıl tohumluğa bıraktık... ...kendimiz ve o yıl... ...kendi tohumumuzu kendimiz üretmiş olduk... ...ve e, o yıl... E, ...gerçekten... ...diğer... ...yani buğday çeşitlerine bakarak... ...ektiğim için biliyorum diğer buğday çeşitlerinde... ...o yıl baktığımda... ...arasında... Yani ...afaki bir şekilde bir... ...hani verim şeyi vardı üstünlüğü vardı, verim üstünlüğü vardı. Tonajda mı, kalitede mi? Hem tonajda hem kalitede. Gerçekten dedik ki biz bu zamana kadar bu buğday yani çiftçilik yapmıyormuşuz. Yani bu buğdayla tanışınca bu buğday gördüm ve gerçekten hoşuma gitti. Ve iki yıldır da bu buğdayı ekiyorum. E, coşarlar tarıma sözleşmeli buğday yetiştiriyorum. E, ürün konusunda gerçekten mutluyuz. Yani ürünümüz gerçekten bayağı bir kilo veriyor yani. Pazarlamada problem mı? Pazarlamada da sıkıntımız yok şu an. İmren çeşidi Aynı. bir makanalık Makarnalık buğday olduğu için yani hiçbir sıkıntımız olmuyor yani. Gerçekten hani çiftçinin yüzü gülüyor. Evet. Allah ağlatmasın. Yüzünüz gülmeye Amin. devam etsin inşallah. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Buyurun Mehmet abi. Ee, İmren çeşidi bulgurcular tarafından çok aşırı miktarda talep oluyor. Makarnalık olmasına rağmen. Makarnalık zaten makarnalıktan olur bulgur hı hı. aynı zamanda. Yani e, makarnalıktan ziyade bulgurcular daha çok seviyor, daha çok arıyorlar. Bulgur kalitesi daha yüksek daha e, gibi oluyor. O konuda bilmiyorum evet. e, Bayram Bey ne der? Kardeşlenme. Evet kardeşlenme. E, bu çeşidin zaten e, kardeşlenme konusu veriminin yüksekliği kardeşlenmesinden geliyor İyi bakım şartlarında dediğim gibi e, biz 800 kilo ortalama diyoruz ama bir tonlara geçen bir rakam var dediğimiz gibi biz en yüksekli en düşüğün ortalamasını alıyoruz bulgur içinde imrende e, daha önce e, herkesin bildiği kızıltan 91 çeşidi vardı. O çok talep görüyordu ama İmren piyasaya girdikten sonra bulgurcular tarafından ciddi talebi oldu. Bizim de en büyük artımız makarnalık da hem bulgur hem makarna ikisinde ciddi hammet de olarak kullanıyoruz. İmren o bakımdan da ön plana çıkan bir çeşittir. Evet, sizler biz çeşitlerin bu kadar tutulacağını üretimi yaparken farkında olabiliyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü 13 yıllık, 14 yıllık bir emeğin sonucu diyorum ya yani biz enstitü olarak istesek ona yakın makarnalık buğday, 20'ye yakın ekmeklik buğday tesciyle verebiliriz. Ama bunların çok kavanoz çeşidi olur. Ha, hakkını verebilecek, bunu ekecek kişi zarar etmeyecek. Alıp satacak kişi zarar etmeyecek. Sanayide işleyen kişi zarar etmeyecek. Bunların hepsi artıya döndüğü zaman ülkeye çok büyük bir katma değer katıyor. Tüketici. İthalat yapmıyoruz. Evet, tüketici de lezzetli ürünleri yemenin Kesinlikle. keyfini yaşayacak. Aynen öyle. Evet, teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. teşekkür ederim, sağ olun. Evet, değerli izleyenler, İmren çeşidini de bu bölümde konuştuk. Değerli e, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Diğer araziye gidip diğer çeşidimizi de sizlere sunacağız efendim.